Evet çocuklar, tekrar merhaba. Şimdi biz bugünkü dersimizde geçen ders konuşmuştuk. AYT merkez kitabımızı açıyoruz. Enerji ve hız konusunu bitirmiştik biliyorsunuz. O yüzden enerji konusundan ve hız konusundan sorular çözmeye çalışacağız. Öncelikle enerji konusundan biraz örnek sorular çözelim. Hepimiz sayfa 84'ü bir açalım bakalım. AYT Merkez sayfa 84. Kitap benim de önümde çocuklar. Şimdi ben burada bazı sorular seçeceğim. Daha sonra size zaten bunların ödevlerini de vereceğim. Gruplardan da yazarım. Sayfa 84'te örneğin birinci soruyla başlayalım çocuklar. Biraz ne yapalım? Pratik yapalım anlattığımız konuyla ilgili. Birinci soru demiş ki, aşağıda bazı tepkimelere ait denklemler verilmiştir. Buna göre verilen tepkimelerin endotermik veya eksotermik şeklinde sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi zaten birinci tepkime eksotermik olarak size verilmiş. Neden? Ürünler tarafına ısı yazılmış çocuklar. Eksotermik olduğunu size zaten söylemiş. İkinci tepkime su sıvısının su gazına dönüşümü. Yani sıvıdan gaza dönüş nedir çocuklar? Buharlaşma. Buharlaşma da endotermik bir olaydır. Üçüncü tepkime gazdan suda fazına geçmiş. Şimdi bu nedir çocuklar? Gazların suda çözünmesi. Tüm gazların, unutmayalım bir daha tekrarlayalım, suda çözünmesi eksotermikti. Hiçbir istisna yoktu. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım evlatlar. Dördüncü tepkimemiz potasyum kloratın ayrışma tepkimesi. Yani analiz tepkimesi. Analiz tepkimeleri de nasıl tepkimelerdir? Endotermik. Isı alsın ki kendisini oluşturan daha küçük parçalara ayrılabilsin. O yüzden cevap Denizli olacaktı. Yine sayfa 84'te ikinci soruya bakalım. Endotermik tepkimeler için diyor, hangileri doğrudur? Girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından büyüktür diyor. Şimdi çocuklar, endotermik tepkimelerde bacak yukarı tepkimelerde değil mi bu? Bacak yukarı endotermik tepkimeler. Potansiyel enerjiye karşılık tepkime koordinatı grafiği çizdiğimizde şöyle bir grafik elde ediyorduk. Grafiğin ilk çizim noktası bize girenleri, ikinci çizim noktası da bize ürünleri veriyordu. Şimdi baktığımızda girenlerin potansiyel enerjisi burada bakın şöyle bir değer atıyorum 20 olsun. Ürünlerin potansiyel enerjisi sonuçta 20'den büyük 20 artı A değeri. Yani ürünlerin potansiyel enerjisi daha büyük. Bir demiş ki girenlerin ısı kapsamı ürünlerden büyüktür, yanlış, girenler küçüktür. Başlamaları için gereken enerjiyi aldıktan sonra kendiliğinden devam ederler demiş. Bu da yanlış. Bu eksotermik tepki için söylenen bir şey. Bunu biz nasıl anlatmıştık? Bir daha tekrarlayalım. Şimdi elimizde bir kağıt var. Bu kağıdı yakmak istiyoruz. Elimize çakmak aldık. Çakmağı aldık, yaklaştırdık, çektik. Bu kağıt yanar mı? Hayır. Ne yapıyoruz biz bunu yakmak için? Çakmağı alıp bir süre ne yapıyoruz? Bunu bir ısıyla besliyoruz. Belirli bir süre bekliyoruz. Yanma olayı başladıktan sonra artık çakmağı geri çekiyoruz, değil mi? Yakıcı maddeyi. O zaman ne oluyor? Sonra kendiliğinden yanma devam ediyor. Yani eksotermik tepkimeler başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eder. Ama endotermik tepkimeleri sürdürebilmem için sürekli enerjiyle beslemem lazım çocuklar. İkinci yargı eksotermik tepkimelerin özelliğini vermiş bana. O yüzden ikinci yargı da yanlış. Üçe bakalım. Tepkimedeki maddelerin ısı kapsamları zamanla artar demiş. Şimdi tepkimedeki maddelerin ısı kapsamları zamanla artacak çünkü ürünlerin potansiyel enerjisinde artma gerçekleşecek. Bu doğru. Dört demiş ki sıcaklık, basınç gibi etkenlere bağlı olarak entalpi değeri değişir. Bu zaten sadece endotermik değil, eksotermik tepkimeler için de geçerli. Sıcaklık ve basınç gibi faktörler ne yapar çocuklar? Delta H değerini değiştirir. Hatta biz şöyle bir şey demiştik. Standart ortamlar yani 25 santigrat derece sıcaklık bir atmosfer dış basınçta bulunan ortamlarda biz delta H'ı hesaplamıştık değil mi? Eğer bunlarla oynarsak demiştik artık bu standart entalpi değişimine girmez ve bu delta H değeri de artık değişir demiştik. O yüzden cevap 3 ve 4
Ceyhan olacaktı. Şimdi bu soru çözüm dersleri de bizim için çok önemli çocuklar. Çünkü konuyu anlatıyoruz. Buradan üstüne ekstra soru tipleri gördüğümüz zaman konu daha iyi pekişmiş olacak. O yüzden konu anlatımı kadar önemli ve değerli videolar diyorum. Ve üçüncü soruyla devam ediyorum sayfa 84'te. Şimdi üçüncü soru bize demiş ki 0,6 mol X2 ve 1 mol Y2 elementlerinin tam verimle tepkimesi sonucu X2 Y5 oluşurken diyor. Şimdi bir duralım. X2 artı 5 bölü 2 Y2'den X2 Y5 oluştu. 0,6 mol almış başlangıçta X2'yi. Y2'yi de ne almış çocuklar? 1 mol almış. Diyor ki bize 33,6'lık enerji açığa çıkıyor. Şimdi bakalım çocuklar. 2,5 kat sayısına 1 mol girerse, bak şimdi 2,5 kat sayısına 1 mol girmiş soruda. Değil mi? 1 kat sayısına kaç mol girer o zaman? 6 bölü 25 mol girer. Hocam bunu kafandan nasıl yaptın? Ya kafandan yapmaktansa şunu yaptık çocuklar. 2,5 kat sayısına 1 mol girerse, değil mi? X2'nin kat sayısı 1. Yani 1 kat sayısına kaç mol girer? 6 bölü 25 mol girer. Peki 6 bölü 25 mol X2 tepkimeye girdiğinde 33,6'lık enerji açığa çıktıysa soru bana diyor ki X2 Y5'in molar oluşumu nedir? Molar oluşum ne demekti? 1 molünün oluşması. 1 mol X2 tepkimeye girdiğinde sonuçta 1 mol X2 Y5 oluşacak. Ne kadarlık enerji açığa çıkar diyorum. Buradan da cevap C şıkkı, yani 84 oluyor. 84'lük enerji açığa çıkar. Yani delta H ne demektir o zaman? Eksi 84'tür çocuklar. Tamam mıdır? Ben bu sayfalarında çocuklar yine notunu size ileteceğim. Şimdi yine aynı sayfadan soru tiplerini hep farklı farklı çözecek şekilde ilerleyelim. Aynı sayfadan 6. soruyla devam edelim çocuklar. 6. soru diyor ki yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre C2H4'ün molar yanma ısısı nedir demiş. Şimdi bize molar yanmayı sormuş çocuklar C2H4'ün. O zaman öncelikle C2H4'ü ne yapıyoruz? Bir yakıyoruz. Hidrokarbonlar yandığında ne açığa çıkardı çocuklar? Karbondioksit ve su açığa çıkardı. 2 karbon girmiş. O zaman başına 2 yazıyorum. 2 karbon çıksın diye. 4 tane hidrojen girmiş. 4 hidrojen çıkabilmesi için yine bunun da ne yapıyorum çocuklar? Başına 2 yazıyorum. Oksijenlerimi eşitleyelim. Hoş, önemli değil oksijenleri eşitlemek. Çünkü oksijen element olduğu için elementlerin standart oluşma entalpileri sıfırdı. Olsun, biz yine de tepkimemizi bir denkleştirelim. 4 oksijen, 2 oksijen daha, 6 oksijen çıkmış. O zaman şuraya 3 yazarsak 6 oksijen girmiş olur ve tepkimemizi denkleştirmiş oluruz. Şimdi bunu iptal edelim çünkü delta H 0. Bize standart oluşma ısıları verildiğinde delta H'ı nasıl buluyorduk çocuklar? Ürün eksi girenden buluyorduk. Şimdi ürünlerde ne var? 2 tane karbondioksitim var. Artı 2 tane suyum var. Geldim, eksi dedim ve girenlerime bir tane C2H4'üm var. Şimdi bana zaten tabloda bunların standart oluşmaları verilmiş, oluşma ısıları. O zaman diğerlerine koyuyorum. 2 tane CO2, CO2 eksi 393,5'miş. Artı 2 tane su, su eksi 285,8 verilmiş. Eksi C2H4. C2H4 de bize 52 olarak verilmiş. Buradan matematik yaptığımızda cevap eksi 1410,6 olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Cevap neymiş evlat? Bursa imiş. Tamam. Bu da bizim 6. sorumuzdu. Şimdi sayfa 85'e bakalım çocuklar. Sayfa 85'te 9. soruyla devam edelim. 9. soru bize 2 tane tepkimenin delta H değerini vermiş. Buna göre diyor bu tepkimenin delta H değeri nedir? Aslında bu bir ne sorusu? Hess yasası sorusu. Alalım tepkimelerimizi. 2H2 artı O2.
2H2O, delta H -664 verilmiş. Tabii bunun katı olduğunu belirtelim, bunun da gaz olduğunu belirtelim. Bu tepkimenin delta H'ı da 242 olarak verilmiş. Şimdi bunlardan yararlanarak H2O katısının H2O gaza dönüşümünün delta H değerini bana soruyor. Burada bir HES yasası yapmamızı istiyor. Çocuklar, HES yasası yaparken ne yapıyorduk? İstenen tepkimeme bakıyorum. Benden istenen tepkimede girenlerde bir tane H2O katısı var. Verilen ara tepkimelerde, bakın birinci ara tepkimeye baktığımızda H2O katısı ürünlerde ve iki tane. Demek ki benim bu tepkimeyi bir kere ters çevirmem lazım H2O katısının girenlerde olabilmesi için. Ve ikiye bölmem lazım ki bir tane H2O katısı bende olsun. O zaman birinci tepkimeyi ters çevirip ikiye bölüyorum. Peki, H2O katısı H2 artı 1 bölü 2 O2 oldu bu, değil mi? 2'ye böldüğüm için 664'ü de 2'ye böldüm. Ne oldu çocuklar? 332. Ters çevirdiğim için delta H'ın işareti de değişti. Eksiydi artık. Ne oldu bu tepkimenin delta H'ı? Artı oldu. Şimdi geliyorum. Benden istenen tepkimede ürünlerde ne var çocuklar? Bir tane su gazı var, değil mi? Bakın ara tepkimemde su gazı tamam yine bir tane ama girenlerde. Demek ki bunu ürünlere almam için bu tepkimeyi de ne yapacağım? Ters çevireceğim. Ters çeviriyorum evlat. H2 artı 1 bölü 2 O2. H2O gaz dedim. Ters çevirdiğim için delta H'ın işaretini ters çevirdim. Yani artık bu eksi 242 oldu. Şimdi ne oldu çocuklar? Ürünlerde bir H2 var, girenlerde bir H2 var. Bu H2'ler birbirini götürdü. Ürünlerde yarım O2 var, girenlerde yarım O2 var. Bunlar da birbirini götürdü. Elimde tamamen benim ana tepkimede istenen maddelerim kaldı. Yani su katısından su gazına geçiş. O zaman ne yapıyorum? Bulduğum bu tepkimelerdeki delta H'ları topluyorum. Yani cevap ne oluyor çocuklar? Denizli artı 90 oluyor. Dokuzuncu soruda anlaşılmayan bir şey var mı çocuklar? Peki. Devam ediyorum şimdi sorulara. Yine bakın bakalım. Şurada şöyle bir soru verilmiş. 8'e de bakabiliriz. Aynı sayfada, 85. sayfada 8. soruya bakalım. Standart koşullarda demiş, 12,8 gram metil alkolün yakılmasıyla 290,4'lük enerji açığa çıkmış. Şimdi çocuklar, metil alkolün öncelikle bir molünü bulalım. Kütle bölü MA'dan. M 12,8 verilmiş. MA hesaplanması için parantez içinde bize elementlerin MA'ları verilmiş. Karbon 12, hidrojen 1, oksijen 16. O zaman CH3OH'da 12, 3 daha 15, 16 daha 31, 1 daha 32. Yani buradan biz bunu 0,4 mol metil alkol olarak buluyoruz, değil mi? 0,4 mol metil alkol. Şimdi 0,4 mol CH3OH yandığında 290,4'lük enerji açığa çıktığına göre 1 mol metil alkol yandığında ne kadarlık enerji açığa çıkar diyoruz. Hemen hesaplıyoruz çocuklar bunu hesap makinemizden. Evet, 726'lık enerji açığa çıkmış. Şimdi yani bu adamın delta H'ı enerji açığa çıkmış dediğimize göre eksi 726. Şimdi biz bu metil alkolü ne yapalım? Yakalım. Çünkü molar yanmasından bize bahsediyor. Bir karbon var, bir karbon tamam. 3, 1 daha 4 hidrojen var. Çıkanlarda da 4 hidrojen olması için suyun başına 2 yazıyorum. Oksijenleri eşitlememe zaten gerek yok. Element olduğu için sıfırlayacağız ama biz yine de tepkimemizi tamamlayalım. 2, 2 daha 4 oksijen var çıkanlarda. Girenlerde de 4 oksijen olması için bunun başına 3 bölü 2 yazıyorum. Yani 3 oksijen burada oldu. Çünkü ikilerin birbirini götürdüğünü düşün. 3 oksijen, bir de burada 4 oksijen.
Element olduğu için bunu sıfırladım. Şimdi delta H eşittir. Ürün eksi giren yapıyorum. Yani delta H'ıma baktığımda çocuklar, delta H'ımıza baktığımızda ürünlerimizde ne var? Bir tane CO2 var. İki tane su var. Eksi girene geliyorum. Girenlerde de bir tane metil alkolümüz var. Şimdi delta H eşittir ürün eksi giren yapabilmemiz için şu sayıları da yerine koymamız lazım. Karbondioksitin çocuklar molar oluşması eksi 394 verilmiş. Geldik suya. Sudan 2 tane var. 2 çarpı diyorum su eksi 286 verilmiş. Eksi metil alkol. Metil alkolü bilmiyoruz zaten. Soru bize onu soruyor. X dedim. Eşittir delta H'a. Delta H'da ne verilmiş çocuklar? Eksi 726 olarak biz sorudan verilen değerlerden bunu çıkartmıştık biraz önce. Buradan matematik yapıyoruz. X'i yani metil alkolü eksi 240 olarak ne yapıyoruz çocuklar? Buluyoruz. Yani cevap Bursa imiş. Tamam mıdır gençlik? Şimdi enerjiyle ilgili ilk testten bazı örnek sorular çözdük. Şimdi hızla ilgili ilk testten yine sorular çözelim çocuklar. Hızı açıyoruz. Hız konusu da sayfa 101 ile başlıyor. Buraya yazalım çocuklar. Sayfa 101. Sizin de açmanızı bekleyeyim. Burada da sayfaları numaralandırayım. Peki. Şimdi birinci soruyla başlayalım çocuklar. Birinci soru demiş ki reaksiyon hızı ile ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? Birim zamanda madde miktarındaki değişime tepkimi hızı denir. Doğru. Farklı tepkimelerin kimyasal hızları da farklıdır. Evet, her tepkimenin hızı birbirinden farklıdır. Doğru. Tüm kimyasal tepkimelerin hızları zaman ilerledikçe azalır. Bu da doğru. Çünkü kimyasal tepkimelerin hızları neden azalır çocuklar? Giren maddeler ürünlere dönüştüğü için zamanla girenler bitecektir. Giren biteceği için de tepkime artık ne olacak? Duracak. O yüzden tepkime hızları azalacak çocuklar. Cevap Edirne. İkinci soruya bakıyoruz. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta N2 artı 3H2, 2NH3. Yukarıda verilen tepkimede 1 dakikada 3,6 gram hidrojen gazı harcanıyor demiş. Buna göre amonyanın ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Şimdi çocuklar, konu anlatımında şöyle bir şeyden bahsettik. Bize bu soru tiplerinde her zaman şunu yapmamız gerekiyordu bizim. Bana kimi soruyor ve nesini soruyor? Şimdi bana kimi soruyor burada? NH3'ü soruyor. Nesini soruyor? Mol bölü litre saniyesini. NH3'ü soruyor. Nesini soruyor? Mol bölü litre çarpı saniye. Bana da çıkış noktası olarak soruda kimi vermiş? Hidrojen gazını vermiş. O zaman öncelikle hidrojenin bir molünü bulalım. N eşittir M bölü MA diyorum. Hidrojenimin kütlesi 3,6 verilmiş. Hidrojen gazımın MA'sında 2 olduğunu yazıyorum altına. Zaten parantez içinde hidrojenin 1 olduğunu vermiş. Yani H2 olduğu için de MA2 oldu. Buradan 1,8 mol H2 olduğunu buldum. Şimdi H2'nin altına 1,8 mol yazıyorum. Bir daha söylüyorum. Bana kimi sormuştu? NH3'ü. Neyini sormuştu? Mol bölü litresini. NH3'e gideceğim şimdi. 3 kas sayısına 1,8 mol harcanırsa 2 kas sayısına 1,2 mol oluşur. Yani NH3'ün mol bölü litre saniyesine geldiğimde molü 1,2 bölü. Litre bana soruda kaç verilmiş? 2 verilmiş. Çarpı saniye. Şimdi soruda bana 1 dakikadan bahsediyor. Dakikayı yazamam buraya çünkü benden saniye cinsinden istemiş. 1 dakikada 60 saniye olduğuna göre 60 yazıyorum buraya. Ne gelecek çocuklar buradan? 0,01 mol bölü litre saniye cevabı, yani A şıkkı bana ne yapacaktır? Gelecektir. Cevap A şıkkı olacaktı. Tamam mıdır gençlik? Peki. Dördüncü soruyla devam edelim şimdi. Dördüncü sayfamızda, dördüncü sorumuzdayız. Bize burada bir grafik vermiş çocuklar. Karbondioksit kütlesinin
zamana bağlı olarak grafiği ve propan gazının yanmasını vermiş. Peki, tepkime denklemine göre propan gazının diyor 2 litrelik kapta tamamen yakılması sırasında oluşan karbondioksit kütlesinin zamana bağlı değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre H2O gazının oluşma hızının gram bölü dakika cinsinden değerini bulun demişim. Çocuklar, birinci de bize suyun sorusunu sormuş. Ama bana verilen grafik karbondioksitin grafiği. Öncelikle yani ben şuradan bunu anlıyorum. Suya ulaşmam için karbondioksitten verilen ipucundan yola çıkacağım. Yani öncelikle ben bir karbondioksitin molünü bulayım. M bölü MA diyorum. Kütlem şimdi 13,2. CO2'nin MA'sını MA hesaplamasından hesapladık. 44. Buradan bize ne gelmiş? 0,3 mol karbondioksit. Yani 3 kas sayısına 0,3 molün oluştuğunu söylüyor soru bana. Ama soru bana birinci yargısında suyu soruyor. O zaman şöyle yapacağım. 3 kas sayısına 0,3 mol oluşursa, 3 kas sayısından 0,3 mol oluşursa suyun kas sayısı 4, 4 kas sayısından da 0,4 mol oluşur. Doğru mu? 0,4 mol oluşur. Şimdi birincide H2O'nun gram bölü dakikasını sormuş bana. Şimdi 0,4 mol su kaç gramdır? 0,4 çarpı 18 gramdır. Bölü dakikayı sormuş. Çocuklar, grafiğe baktığımda grafik bana zamanı ne vermiş? 20 saniye vermiş. 20 saniye dakikanın 3'te 1'idir değil mi? 20, 40, 60. Dakikanın 3'te 1'i. Dakika sorduğu için 1 bölü 3 diyorum. Bu işlem sonucundan 21,6 gram bölü dakika olarak işlem sonucumu buluyorum çocuklar. İkinci sorduğu ise bu soruda harcanan oksijen gazı O2'yi sormuş. Peki O2'nin nesini sormuş çocuklar bize? Hemen bakıyoruz. O2'nin mol bölü litre çarpı saniyesini sormuş. Şimdi yine çıkışım CO2'ydi. 3 kas sayısına 0,3 oluşursa O2'nin kas sayısı 5. O zaman buna 0,5 mol O2 harcanır diyorum değil mi? Yani molüm kaçmış? 0,5. Bölü diyorum. Litre demiş. Soru bana litreyi 2 litrelik kap olarak vermişti. 2 diyorum. Çarpı saniyeyi sormuş. Zaten grafik bana 20 saniyede olayın gerçekleştiğini söylemişti. Buradan da işlem sonucumu 0,0125 olarak ne yapıyorum çocuklar? Buluyorum. Tamam mıdır gençlik? Yani cevabı da C şıkkı olarak bulmuş oluyoruz bu sayede. Bu da bizim 4. sorumuzun çözümü idi. 5. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki bazı tepkime denklemleri verilmiştir diyor. Bu tepkimelerin hızlarını belirlemek için hangileri kullanılabilir demiş. Şimdi birinci tepkimede sabit hacimde basınç artışından bahsedebilir miyiz? Şimdi birinci tepkimede girenler katı. Ürünlerde gaz var. Yani gaz sayısı arttığı için basınç artışından bahsederiz. Bu olur. Yine birinci yargıda diyor ki ikinci tepkimede sabit basınçta hacim azalmasından bahsedebilir miyiz diyor. Şimdi sabit basınç ne demektir çocuklar? Pistonlu kap demektir değil mi? Pistonlu kaplara baktığınızda pistonlu kaplarda mol sayısı azaldıkça hacmin de ne yapmasını bekliyoruz? Azalmasını bekliyoruz. Mol sayısı azaldıkça hacim azalacak. O zaman evet bunu kullanabiliriz. İkinci yargıya baktığımızda katı kütlesindeki artış miktarı, katı kütlesindeki artış miktarı olmaz, azalma miktarı olur. Bu gitti. Üçüncüye baktığımızda sabit basınçta hacim artışı. Sabit basınçta hacim artışına baktığımız zaman çocuklar, sabit basınç pistonlu kap demektir. Pistonlu kapta hacim artışı gerçekleşecektir çünkü gazlar oluşmuş, doğru. Sabit hacimde basınç azalması. Sabit hacimde basınç azalması olur mu ikinci tepkimede? Şimdi baktığımız zaman çocuklar, basınç azalacaktır sabit hacim dediği için, değil mi? Neden azalacaktır? Çünkü
Gazların mol sayısında bir azalma gerçekleşecektir. Evet. Çocuklar, 7. soruya bakalım. 7. soru. Aşağıda bazı tepkime denklemleri verilmiş. Yine bunlarla ilgili sabit hacimli diyor, izolik haplarda gerçekleşmiş bunların. Hızlarını nasıl ölçebilirim diyor. Hangi metot doğrudur diyor. Şimdi birincisine baktığımda sıcaklık değişimiyle bunu ölçebilirim. Evet, çünkü egzotermik bir tepkime, tepkime sonunda ısı açığa çıkmış. Sıcaklık değişimi olabilir. İkinciye baktığımda girenlerde artı eksiler var, çıkanlarda artı eksi kalmamış. Yani tepkimenin girenleri elektriği iletirken çıkanlar artık elektriği iletmemiş. Yani elektrik iletkenliğindeki azalmayla ölçebilirim ya da elektrik iletkenliğindeki değişmeyle ölçülebilir diyebilirim. Üçüncü tepkimeye baktığımda 2 NO, 1,5 da O2, toplam 3,5 mol gaz girmiş tepkimeye. 1 mol gaz çıkmış. Şimdi 3,5 mol gazın yaptığı basınçla 1 mol gazın yaptığı basınç aynı değil. Burada da sabit hacimli bir kap dediği için pistonlu kap olmadığını zaten anlıyorum. Basınç değişimiyle ne yapabilirim çocuklar? Bu reaksiyonun hızını ölçebilirim. Cevap Adana olacaktı. 8. soruya baktığımızda 8. soru bize demiş ki aşağıdaki tabloda 3 tepkimeye ait aktifleşme enerjileri ve tepkime entalpilerindeki değişimler verilmiş. Aktifleşme enerjilerine göre tepkimelerdeki tepkime entalpilerinin hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi biz delta H'ın EAI-EAG'den de bulunduğunu öğrenmiştik. Şimdi birinci verilen satıra bakalım çocuklar. Birincisinde EAI-85 verilmiş. EAG ne verilmiş çocuklar geri aktifleşme enerjisi? 32 verilmiş. Buradan cevap -53 çıkar mı? Çıkmaz. O yüzden birincisi yanlış. İkincisine bakalım. Yine delta H eşittir. EAI eksi EAG yapıyorum. EAI 97 verilmiş. EAG 49 verilmiş. Buradan cevap 48 çıkar mı? Evet çıkar. Bu da zaten ikinci satırda bize 48 verdiği için ikinci yargıyı doğru olarak kabul ediyoruz. 3'e bakalım. Yine delta H eşittir. EAI eksi EAG yapıyoruz. EAI bize kaç verilmiş çocuklar? 14. EAG 101 verilmiş. Buradan cevap -87 çıkıyor. Peki bu bize ne demiş? Evet -87 demiş. O zaman bu da doğru. Yani cevap 2 ve 3 Denizli olacaktı. 9. sorumuza bakalım çocuklar. C3H8 artı 5O2, 3CO2 artı 4H2O. 1, 2, 3, 4 diye de numaralandırmış bunu. Diyor ki yukarıdaki denklemde sırasıyla 1, 2 şeklinde numaralandırılan propan ve oksijen gazlarının harcama hızlarıyla 3 ve 4 numaralandırılmış CO2 ve H2O'nun oluşma hızları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi biz şöyle bir şey öğrenmiştik. Baş gaz sayılarına bakıyorum. 1, 5, 3 ve 4. Matematikte 1, 5, 3, 4 sayılarını en kolay hangi sayıda eşitleriz? 60'da eşitleriz. O zaman şu 1'in 60 olabilmesi için bunu 60'la çarpmam gerekiyor. 5'in 60 olabilmesi için 12 ile çarpmam gerekiyor. 3'ün 60 olabilmesi için 20 ile çarpmam gerekiyor. 4'ün 60 olabilmesi için 15 ile çarpmam gerekiyor. Yani buradan bir hız ifadesi eşitliği yazarsam 60 tane RC3H8 eşittir. 12 tane RO2'ye bu da eşittir. 20 tane RCO2'ye bu da eşittir. 15 tane RH2O'ya eşitliğini ne yapabiliriz çocuklar? Çıkartabiliriz. O yüzden cevabımız ne olacaktı? Bursa şıkkı olacaktı. Son sorumuzu da çözelim çocuklar. Yine aynı birinci testteki 10. sorumuz. Şimdi 10. sorumuzda bize ne vermiş? Yukarıdaki tepkimelerin hızlarının ölçülebilirliği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Birinci tepkimenin hızı elektrik iletkenliğinin değişimiyle ölçülebilir. Evet, neden? Çünkü elektrik iletkenliği değişimini biz nasıl buluyorduk? Girenlerde artı eksi varsa,
çıkanlarda yoksa ya da tam tersi girenlerde artı eksi yoksa çıkanlarda varsa bir elektrik akımının değişkenliği söz konusuydu. Yani burada girenlerde elektrik akımı var birinci tepkimede ama ürünlerde yok. Yani elektrik değişimiyle ölçebiliyorum. Bu doğru. İki, ikinci tepkimenin hızı renk değişimiyle ölçebilir. Zaten direkt vermiş çocuklar bize renksiz kahverengi renksizliği. Evet, renk değişimiyle ölçebiliriz. Doğru. Üç, üçüncü tepkimenin hızı sabit basınç. Şimdi sabit basınç deyince ne geliyordu aklınıza? Pistonlu kap. Sabit basınç ve sıcaklıkta hacim artışıyla gözlenebilir. Şimdi çocuklar pistonlu kapta üçüncü tepkimemizi bir düşünelim. 3 mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. Pistonlu bir kapta 3 mol gaz vardı. Ama sonra 2 mole düşmüş. Yani hacimde ne olur? Bir azalma olur. Piston kapağı aşağıya doğru iner. Bu diyor ki hacim artışı ile ölçülebilir. Yanlış, azalması ile ölçülebilir. O yüzden cevap Bursa, yani 1 ve 2 olacaktı. Umarım çocuklar anlaşılır bir ders olmuştur. Evet, dersimiz, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Gençlik.